بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أخي العزيز رمزي رئيس حزب المسار الوطني، وأرحب كذلك بكل أصدقائك في هذا الحزب الذين جئتم هذا اليوم إلى مقر سفارتنا من أجل التعبير عن تضامنكم وعن وقوفكم إلى جانب الشعب الفلسطيني. Her şey için teşekkür ediyormuş. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyormuş. O kadar kendinizi yorduğunuz için çok teşekkür ederim. مشاعركم بالنسبة لنا مقدرة تقدير عالي، هذه سوف تشكل رسالة دعم وإسناد لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني من ظروف صعبة في هذه المرحلة وبالذات في قطاع غزة. ما يعاني أهلنا في قطاع غزة في هذه الأيام من جراء هذه الحرب الظالمة التدميرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هي أقرب ما تكون إلى جرائم حرب، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام ذلك. Şu ana kadar Filistin'e yaşadıklarını o kadar acı çekmişler ki diyor. Ama inşallah umarım huzurla yaşayabilecek. الشعب الفلسطيني شعب يدافع عن حقوقه الوطنية، تعرض إلى ظلم تاريخي ويحاول أن يرفع هذا الظلم. Filistin'e o acıyı çekmek artık çekmek istemiyorum. Huzurla yaşamak istiyorum. İnşallah da olur. وإسرائيل تصرفت ولا تزال تتصرف كدولة فوق القانون الدولي وتعتبر نفسها أكبر من أن يتم محاسبتها. İsrail çok kötü bir yola gelmiş. Çok da kötü davranıyor Filistin'e karşı. Onu da istemiyorum. الآن الذي يقومون به في قطاع غزة هو عملية تدمير كامل لكل المرافق والبنية التحتية والمباني السكنية. هناك عائلات بأكملها تحت الركام، تحت البيوت المهدمة. Şu an dayanamıyormuş. Evler yıkıldı, her şey yıkıldı. Artık su da kesildi, elektrik de kalmadı. Artık huzurla yaşamış. قطعت عنهم المياه والكهرباء ومنع إدخال الوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والمواد الطبية. Sular kesildi, elektrik kesildi, ilaçlar vermiyorlarmış. Onlar artık yasaklanmış. وهم أساسا كانوا يعيشون في سجن كبير قبل هذه الأحداث. Onlar daha önce çok kötü durumda yaşıyorlar. ولكن مع بدء هذا العدوان وهذه الحرب تفاقمت الأمور سوءا، وبالتالي نحن مقبلين على كارثة إنسانية إذا ما استمر هذا العدوان. Ve biz şu ana kadar hiçbir şey sesimiz çıkmadı. Ve şu ana kadar susuyoruz ve bekliyoruz o zaman. نقدر تضامن أشقائنا في تركيا مع شعبنا الفلسطيني على كل المستويات الرسمي والشعبي والحزبي. Sizin Türkiye Filistin'e karşı çok iyi davranıyorlar. Onun için her şey için teşekkür ederim. ونعول كثيرا على دور تركي فاعل من أجل وقف هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. Ve inşallah bu durum artık kesilir ve artık öyle bir şey مرة أخرى أرحب بكم أخي العزيز رمزي وبكل أصدقائك، وشاكرا لكم هذه الزيارة الكريمة التي رغبتم من خلالها أن توصلوا رسالة تضامن ورسالة تكاتف مع الشعب الفلسطيني. Filistin elçiliğinde sayın elçimizle beraber şu an Filistin halkının acılarını paylaşmaktan, acılarını bütün dünyaya duyurmaktan ötürü bir vazifemiz olduğu bilinciyle buradayız. Dolayısıyla şu Filistin halkı, Filistinler ne yazık ki, üzerek ifade edeyim ki 100 yıldır fiili olarak bu işkenceyi, bu fiziki abluka altınmayı ve insansızca yaşamayı dayatan emperyallere karşı sesini çıkarttı, kimse duymadı. Ve ne üzerek yine ifade edelim ki başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere mazlumların yanında durmak lazım iken İsrail'e işbirliği yapmayı hep tercih etti. Şu an 6 gündür Gazze ve Filistin halkı abluka altında. Demin Sayın Elçimizin de ifade ettiği üzere elektrikler kesik, su kesik, ilaçlar, insanca yaşam koşulları gittikçe yok olmaktadır. Hal böyleyken Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisiyle Gazze'ye doğru, Filistin'e doğru gelmesinin anlamı nedir? Avrupa ve Amerika bu insanlık dramını, bu son 100 yılın insanlık dramını sona erdirmek lazım gelirken, bu anlamda çaba vermeleri gerekirken savaşı körüklemeleri, İsrail'i cesaretlendirmeleri neden? Yani 70
kez katliam yapmış İsrail Filistin'de ve Filistin topraklarını işgal ederek kendilerine yeni vatan ediniyorlar. Dünya seyrediyor. Şu an Filistin'de yaşayan nüfus 5 milyon, Filistin dışında mülteci olarak yaşayan nüfus 7 milyon. Abdülhamid'den bu yana, yani Osmanlı'nın çöküşünden bu yana bu topraklar huzur görmedi. Biz Türk milleti olarak hep mazlumların yanında yer almış bir milletiz. Dolayısıyla Filistin davası, Filistin halkının çektiklerine bigane kalamayız. Filistin halkı gerçekten şu anda İsrail'in insafına terk edilmiş durumda. Buradan uyarmak isteriz. Sakın bir kara hareketini kimse yeltenmesin ve Batı ülkelerde izin vermesinler. Kara hareketi demek büyük acıların, büyük ölümlerin ve soykırımların olmasına yol açar. Eğer Batı, başta Amerika olmak üzere bu denli pervasızca İsrail'in yanında yer almaya devam ederlerse ve İsrail'i cesaretlendirmeye devam ederlerse İsrail katliamlardan vazgeçmez. İsrail asla adaletli bir çizgiye gelemez. Ve Filistin halkına durmadan zulmetmeye devam eder. Biz buradan sesleniyoruz. İnsan olun, insanca hukuka ve adalete, uluslararası hukuka riayet edin. Filistin devletinin kurulması çaredir. Eğer şu an dört başı mamur ve bütün dünyanın tanıdığı Filistin devleti kurulmuş olsaydı bu yaşananların hiçbirisi yaşanmazdı. Herkes kendi hukukuna ve kendi konumuna razı olur. Ama İsrail devlet, Filistinler mülteci. Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir dünya düzeni? Bu nasıl bir adaletsizliktir? Onun için biz Milli Yol Partisi ve Türk milletinin fertleri olarak bu göz göre göre işlenen cinayetlere, katliamlara ve bir halkın yok edilmesine razı değiliz ve gözümüzü yummayacağız. Seslerimizi çıkaracağız, tepkilerimizi göstereceğiz. Ve burada bulunmaktan ve Sayın Elçimizin şahsında Filistin halkıyla, mazlum Filistin halkıyla, orada bulunan o acı çeken halkla bütünleşmeyi bir insanlık görevi bildiğimiz için buradayız ve yanlarındayız. Kendilerine inşallah huzur dolu, devletleşmiş bir Filistin'de yine burada bulunmak isteriz ve temennimiz budur. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Onur vereceğiz. Evet, teşekkür ederiz.